Yunanistan askeri üsleri boşaltıyor. Eski hava kuvvetleri komutanı patladı. Mevzileri açığa çıkardık. Independent Arabia. Sisi'nin Ankara ziyareti tarihi bir gelişme. İki ülke arasında yeni bir başlangıç olacak. Çin medyası ziyareti böyle gördü. Türkiye-Çin ilişkisi güçleniyor. Yunanistan'da kama paniği, Ege'de dengeleri değiştirecek. Arkadaşlar, selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yunanistan'daki orman yangını askeri birliğe ait bir mühimmat deposuna sıçradı. Yunanistan'ın Ankilos kasabası yakınlarında bir mühimmat deposu patladı. Patlamalardan biri ERT TV kanalında canlı olarak yayınlandı. Orduya göre Yunan Hava Kuvvetleri füzeleri patlıyor ve durum kritik olarak değerlendiriliyor. Yetkililer olayların daha kötüye gideceğini düşünüyor. Yunanistan yüzlerce ton füze ve mühimmatın patlaması tehdidi üzerine F-16 savaş uçaklarının bulunduğu en büyük askeri üslerden birini boşaltıyor. Yunan medyası Pentapostagma'ya göre dün gece ardı arkası kesilmeyen patlamalar ve kontrol edilemeyen yangınlar nedeniyle Yunanistan Savunma Bakanlığı ve Akiolas'taki 3 askeri üste konuştu bulunan birkaç düzine Blok 30 ve Blok 50 F-16 savaş uçağının başka üste çekilmesine karar verdi. 111. Muharebe Kanadı'nın Nea Akiolas'taki 3 üssünde toplam 70 savaş uçağı bulunuyor. Yunan uzmanlara göre depolardaki mühimmatla ilgili sorun çok daha vahim. Mühimmat depolarının bulunduğu iki bölge var. Birincisi hemen kullanılmak üzere üssün içinde bulunan mühimmatlar hazırda bekleyen uçaklara hemen yüklenebilmeleri için orada bulunuyor. İkinci bölge üssün çevresinde daha uzak bir mesafede yer alıyor ve büyük bir mühimmat sevkiyatı içeriyor. Patlamalar bu bölgede meydana geldi. Bu mühimmatlar hem üssün uçakları tarafından kullanılmak üzere hem de silahlanmak üzere üsse inebilecek diğer uçaklar için tasarlanmıştı. Bilgisi paylaşıldı. Uzmanlar en olumsuz koşullarda askeri üssün varlığının sona erebileceğini, zira mühimmatın nükleer bir patlamaya benzer bir patlamaya yol açmaya yeterli olduğunu düşünüyor. Üst düzey kaynaklarsa, mühimmat depolarında patlayan mühimmatın savaş hazırlığı için hemen ihtiyaç duyulan mühimmatlar olmadığını açıkladı. 111. Muharebe Kanadı'nda meydana gelen patlamaların taktik ve stratejik sonuçlarını değerlendiren eski Hava Kuvvetleri Komutanı Christo Dolu katıldığı TV programında patladı. Hava Kuvvetleri'nin açıklamasına da katılmayan emekli general Christo Dolu, ateşin kampın 3 kilometre yakınına kadar ulaşmaması gerektiğini söyledi. Mevzileri açığa çıkardık ve artık dünya üzerindeki herkes 111. Muharebe Kanadı deposunun nerede olduğunu biliyor, dedi. Prototema.gr'nin haberine göre mühimmat depolarına ateşin girmesinin ardından meydana gelen patlamalarda AGM Maverick bombaları, Stinger karadan havaya füzeler ve roketler bulunuyor. Depodaki yangın F-16 Blok 50 savaş uçakları tarafından kullanılan misket bombalarıyla güdümlü hava ve karadan havaya füzeleri de imha etti. Silahlı kuvvetler olası sorumluluğa ilişkin soruşturma başlattı diyen Yunan medyası, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın acil soruşturma ve hesap sorulması yönündeki açıklaması ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Filoros'a soruşturmayı denetlemesi için verdiği sözlü talimat, hava kuvvetlerinde muhtemelen kellelerin uçacağını gösteriyor. Her halükarda operasyonel sorunların yanı sıra hava kuvvetleri için önemli mühimmatın kaybolduğu bilgisinin siyasi maliyeti de olacağından yeni gelişmeler beklenmektedir, ifadeleri kullanıldı. Independent Arabia yayın organı, Sisi'nin Ankara ziyareti iki ülke arasındaki 10 yıllık gerginliği sona erdirecek başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi. Mısır-Türkiye uzlaşı treni, iki ülke arasında 10 yılı aşkın süredir devam eden soğukluğun ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin ilk kez Ankara'ya yapacağı ziyaretle son durağa ulaşmak üzere görünüyor. Mısırlı bir kaynağın Independent Arabia'ya yaptığı açıklamaya göre Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında İlk resmi zirvenin gerçekleşeceği ziyaret, Kahire ile Ankara arasında iki ülke ilişkilerine ortak çıkarlara hizmet edecek ve iki halkın özellikle siyaset ve ekonomi alanlarındaki özlemlerini gerçekleştirmeye yönelik işbirliğini artıracak şekilde yeniden canlandırmayı amaçlayan ortak çabaların meyvesi olacak. Henüz ne Türkiye'den ne de Mısır'dan ziyaretin gerçekleşeceği tarih ve ele alınacak dosyalarla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Mısır basını Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutluşen'in ziyaret ilişkilerin yeniden başlamasıyla iki hükümet arasında çoktan karara bağlandı şeklindeki sözlerini aktardı. Ancak Büyükelçi Şen ziyaret tarihine değinmedi. Basında daha önce yer alan haberlere göre iki ülke arasındaki tartışmalı dosyaların başında Müslüman kardeşler dosyası geliyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin canlandırılması sürecinde öne çıkan diğer dosyalar arasında ise Libya, Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz doğalgazı dosyalarına ilişkin anlaşmazlıklar yer alıyor. Kısa bir açıklamada bulunan Mısırlı kaynağa göre bazı dosyalarla ilgili fikir ayrılıkları devam etse de iki ülke normal ilişkileri yeniden tesis etmek ve birbirinin ulusal çıkarlarına saygı duymak için yeterli adımları attı.
Kaynak, ilerleyen süreçte iki ülke arasındaki ekonomi, güvenlik ve siyaset alanlarında daha fazla işbirliğine tanık olunacağının altını çizdi. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalı yaklaşık bir ay önce isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türk makamlarının 100'den fazla Müslüman kardeşler üyesinin vatandaşlık başvurularını reddettiğini bildirdi. Kahire, Türkiye'nin ulusal güvenliği için stratejik öneme sahip olduğuna inandığı, Mısır'ın batı komşusu olan Libya'daki askeri varlığına karşı çıktığından, Libya krizi de iki ülke arasındaki tartışmalı dosyalardan biri olmaya devam ediyor. Kahire aynı zamanda Ankara'da dahil olmak üzere bölgesel tarafların Arap ülkelerinin dosyalarına ve özellikle Suriye ve Irak krizlerine müdahalesini sık sık kınıyor. Öte yandan Türk gözlemcilere göre Ankara, Libya dosyasını Doğu Akdeniz'de deniz sınırlarının kendisine doğal gaz araması için daha fazla hak sağlayacak şekilde çizilmesiyle ilgili krizin çözümü konusunda baskı kartı olarak kullanıyor. Kahire'yi yanına çekmeyi de o bölgedeki geleneksel düşmanı Yunanistan'a karşı bir kazanç olarak görüyor. Eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Reha Ahmet Hasan, Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyaretinin tarihinin henüz netleşmediği ancak iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olduğundan şüphe olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Independent Arabia'ya konuşan eski Mısırlı yetkili, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyini yükseltmeyi öngören uzlaşı ve karşılıklı büyükelçi gönderilmesi, ya iki tarafın üstü kapalı olarak aralarındaki tüm sorunları çözdüğü ya da bu sorunları çözüme kavuşturacak adımları atmak üzere oldukları anlamına geliyor ifadeleri kullanıldı. Müslüman kardeşler dosyasının iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesinin önündeki en büyük engel olduğunun altını çizen Reha Ahmet Hasan, Libya dosyası ve Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki müdahaleleri dosyası gibi diğer dosyalar yalnızca Türkiye'nin askeri varlığı meselesinden daha karmaşık. Doğu Akdeniz doğalgazı dosyası ise sadece Türkiye ve Mısır arasındaki bir mesele değil. Bu meselede Ankara'nın en büyük sorunu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan şeklinde konuştu. The Independent Arabiya'ya konuşan kaynaklar, ziyaretin meyve vermesi beklenen en önemli konuların başında ekonomi dosyası ve iki ülke arasındaki yatırımların ve ticari faaliyetlerin teşvik edilmesinin geldiğini söylediler. Öte yandan Türk-Mısır İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Mahta Bişay, Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili iyimserliğini dile getirdi. Mısır-Türkiye ilişkilerinin köklü olduğunun altını çizen Bişay, Türkiye'nin Mısır'a ihracat için en büyük pazarlardan biri olduğu ve aynı şeyin tersi için de geçerli olduğunu belirterek, Türkiye'nin Mısır'ın en büyük yatırım yapan ülkelerinden biri olmasının yanı sıra, Mısır'daki diğer yabancı yatırımcılar gibi olmadığını, daha çok Mısır piyasasını iyi bilen bir yatırımcı olduğunu vurguladı. Öte yandan Mısır-Türkiye İş Konseyi Eş Başkanı Adel Lamey'i, Independent Arabiya'ya yaptığı açıklamada, ziyareti uzun yıllar süren siyasi yabancılaşmanın ardından, tarihi bir gelişme olarak niteledi. Ziyaretin sonuçlarının daha sonra ortaya çıkacağına işaret eden Lamey, Kahire ve Ankara arasındaki mevcut siyasi yakınlaşmanın daha sonraki bir aşamasında gelecek ekonomik gelişme kaydedilecek ve bu da ticaret ve yatırım göstergelerine hızla yansıyacak dedi. Wang Yi'nin Türkiye temasları Çin basınında geniş yer buldu. Haberlerde Türkiye'nin bağımsızlığı ve NATO'ya dair yapılan vurgular dikkat çekti. Ayrıca iki ülkenin çıkar çatışmasında olmadığı da işlendi. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, önceki gün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelmişti. Basına yansıyan haberlerde iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine dair sözler öne çıktı. Xinhua Ajansı, Wang Yi'nin Türkiye ziyaretini, Çin Türkiye ile karşılıklı stratejik güveni artırmaya ve işbirliğini derinleştirmeye hazır başlığıyla gördü. Gazete, Wang'ın yükselen piyasaların ve başlıca gelişmekte olan ülkelerin temsilcileri olarak Çin ve Türkiye'nin geniş ortak çıkarları ve büyük işbirliği potansiyelini paylaştığını ifade ettiğini belirtti. China Daily gazetesi, Erdoğan hem Türkiye'nin hem de Çin'in küresel etkiye sahip ülkeler olduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliğinin öneminin ikili düzeyin ötesine geçtiğini belirtti, dedi. İngilizce yayın yapan CGTN, Erdoğan'ın kuşak ve yol girişimiyle ilgili sözlerine yer verdi. Ayrıca Wang'ın da kuşak ve yol konusundaki açıklamalarını yazan CGTN şu ifadelere yer verdi. Wang, Çin'in hükümet işbirliği mekanizmasını iyi kullanarak Türkiye ile pragmatik ilişkiyi tamamen yeniden başlatmaya, kuşak ve yol inşasını teşvik etmeye ve daha yüksek düzeyde karşılıklı fayda sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Çin'in resmi gazetesi Global Times, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın vurgularına yer verdi. Fidan, Türkiye'nin Çin'le ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğini söyledi diyen gazete, Bakanın Türkiye'nin Çin'in ekonomik ve teknolojik bir tehdit olduğu fikrine katılmadığını, Çin'in gelişimini karalamaya ya da kontrol altına almaya yönelik her türlü girişime karşı olduğunu ve Türkiye'de Çin'in toprak bütünlüğüne zarar verecek hiçbir faaliyete izin vermeyeceğini belirttiğini yazdı. Wang Yi'nin Ankara ziyareti Japon basınında da geniş yer buldu.
Japonya'daki gazetelerde NATO vurgusu ön plana çıkartıldı. NHK gazetesi görüşmeyi, Çin Dışişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü. NATO'nun faaliyetlerinin güçlenmesini desteklemiyoruz başlığıyla gördü. Aynı zamanda gazete Erdoğan'ın Çin'e sempati duyduğunu belirtti. 47 Nisan'da ziyareti Wang Yi ve Türkiye Cumhurbaşkanı NATO'nun Asya'ya doğru genişlemesini engellemek üzere bir araya geldi başlığıyla duyurarak Wang'ın NATO'nun Asya'ya doğru genişlemesi konusunu görüşmede gündeme getirmesinin nedeninin NATO'nun Asya'ya doğru genişlemesini engellemek olduğu düşünülüyor ifadelerini kullandı. Yabancı basın Türk savunma sanayindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden isimlerin başındaysa Yunanistan geliyor. Ulak insansız deniz aracı ailesinin yeni üyesi Kama, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan gazetesi Ethnos'un haberinde Ege'nin yeni amfibi insansız aracı dünyanın her yerinde çalışıyor denildi. Haberin devamındaysa söz konusu aracın Ege'de dengeleri değiştirebileceğinden bahsedildi. Haberde Türkiye'nin en hassas noktalarından biri şüphesiz Mavi Vatan'dır. Ancak Ege'nin yapısı ve adacıklı oluşumu işleri zorlaştırıyor denildi. Ankara'nın bu nedenle de atılım yaptığına dikkat çeken gazete, Kama Türkiye'nin çözmek istediği sorunlar için etkili olabilecek bir platform denildi. Türkiye'nin insansız hava aracı sistemlerinde uzmanlığını ortaya koyduğunu ifade eden gazete, bu yeteneğini deniz ve kara araçlarına aktardığını söyledi. Haberde, Ulak insansız hava araçları ailesinin yeni üyesi Kama, Mavi Anavatan'da da kritik bir rol oynamanın yanı sıra Türkiye'nin iddialarına göre kendilerini dünyanın en iyilerinden biri haline getirecek denildi. Kama keşif, gözlem ve devriye görevlerini yapabiliyor. Ancak gazeteye göre tek farkı bu değil, çok önemli bir detayı daha var. Kama, düşmana ciddi hasar verebilen asimetrik bir eşya olarak kullanılabilir. Bu durum, Kama'yı diğerlerinden ayıran en önemli özelliği olarak biliniyor. Haberin devamındaysa Türkiye'nin bu yıl sonuna kadar Kama'nın ilk prototipini üretme ve navigasyon testlerini yapmayı hedeflediğinden bahsedildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.